Evet, Sayın Başkan, Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları, değerli bürokratlar, değerli milletvekili arkadaşlarım. Ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimin başında aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu iktidara mensup olan milletvekili arkadaşlarımızın tavrını bugüne kadar defalarca eleştirdik. Daha doğrusu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki, bakın bizim eleştirilerimizin hepsi siyasidir. Biz siyasi kimlik taşıyan kişileri eleştiririz. Başta örneğin burada olduğu gibi Sayın Bakan'ı ve Sayın Bakan tarafından atanmış, bana göre siyasi kimlik taşıyan Sayın Bakan yardımcılarını da eleştirebiliriz. Ancak arka tarafta duran, bugüne kadar yine burada hep gelip görevini üstlenmiş olan, dairelerinde görevini yapan, devlet memuru sıfatını taşıyan bütün memurlar AKP'nin memuru değildir. Hem bunu AKP'li milletvekillerinin bilmesi gerektiğini ifade etmek isterim, hem de değerli bürokratlarımızın amana ve sakına böyle bir izlenime de kapılmamalarını ifade etmek isterim. Onlar bizim devletimizin memurlarıdır, çalışanlarıdır. Yarın iktidara geldiğimizde biz de onlarla çalışacağız. Görevini yapan, görevini layıkıyla yapan, liyakatlı olan bütün çalışanlarla biz de çalışacağız. Ama biz burada eleştirdiğimizde arkadaşlarımız işte sanki biz bürokratları eleştiriyormuşuz gibi bir algı operasyonuna hep yönlendirme yaparak yaratmaya çalışmaktalar. Bu konuyu tekrar açıklama gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onun ötesinde de şunu söylemek istiyorum bu değerli milletvekili arkadaşlara. Bakın değerli arkadaşlar, biz şu an muhalefetteyiz. Muhalefetin birinci görevi iktidarın yapmış olduğu yanlışları ortaya koymaktır. Bugüne kadar da muhalefet olarak biz iktidarın bu memlekete vermeye çalıştığı zararları yapmayın arkadaşlar, bu zarar veriyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diyerek önlemeye çalıştık. Bizim asli görevimiz birincisi bu. İkincisi de yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkenin ihtiyaçlarıyla ilgili çok sayıda önerilerimiz oldu. Sayın Genel Başkanımızın gerek seçim süreçlerinde gerekse diğer zamanlarda önerdiği farklı projeler oldu. İktidara bu anlamda da şunu söyleyeyim. Zaman zaman bizim projelerimizi gerçekleştirdiniz. Yani bizim önerilerimiz gerçekten uygulanabilir. Vatandaşın lehine, emeklinin, işçinin lehine, çalışanın, öğrencinin lehine olduğu için de iktidar bizim bu önerilerimizi değerlendirdi. Fırsatı kaçırmak istemedi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmeden biz yapalım dedi. Evet, bunların bir kısmını gerçekleştiririz. Sayın Bakan'ın örneğin sunmuş olduğu bu kitapçık içerisinde yaptık diye söylediği bazı düzenlemelerde bunlardan birkaç tane örnek var. Yani evet, biz de bu ülkenin menfaatine, vatandaşın yararına çok sayıda önerimiz var. Ve iktidar tarafından bugün bunların bir kısmının yapılmış olması bizi memnun eder. Geri kalanları da biz yapacağız inşallah önümüzdeki kısa bir süre sonra. Yani çok sayıda yapıcı önerimiz var. Bizim önerilerimizi bugüne kadar iktidara mensup olan arkadaşlarımız dikkate almış olsalardı belki bugün içine düştüğünüz bu duruma düşmemiş olacaktı. Şimdi sözlerime şöyle devam etmek istiyorum. Sayın Bakanım, bakın sizin sunuş kitapçığınızda 10. sayfada turizmle ilgili bazı rakamlar var. Ve buradaki şu oranlar benim dikkatimi çekti. Bakın, ilk 3 çeyrekte yıllık %94 ziyaretçi sayısında artış gerçekleştiğini ve yine gelir yönüyle de %68 artış gerçekleştirdiğine dair rakamlar var. Sayın Bakan, bu kitapçığı ilk defa okuyan bir şahıs
şöyle zanneder. Ya bu iktidara helal olsun. Turizmi o kadar geliştirmiş ki normal seyrinde giderken turizmi bir anda efendim gelirini işte %90 pardon ülkeye gelen turist sayısını bir anda %94 arttırmış. Efendim geliri de bir anda %68 arttırmış der ve inanır. Bakın sizin bu kitapçığınız böyle bir algıya yol açan yanlış ifadeler taşımakta. Neden? Şimdi böyle bir rakamlar artmış mı? Artmış. Ama neye göre artmış? Geçen yıla göre artmış Sayın Bakan. Yani bu ülkede turizmi siz buradaki cümlelerinizle yani böyle göklere çıkarmış, ileriye götürmüş falan değilsiniz. Zaten buradaki rakamlar 2019'da fazlasıyla gerçekleşmiş rakamlardı. Siz pandemi döneminde efendim yaşanılan sıkıntılarla aşağıya düşmüş olan pandeminin koşulları nedeniyle turizmdeki hem sayısal hem de gelir boyutuyla yaşanan eksiklikler şartlar normale dönünce normalleşmiş. Yani sizin bu buradaki ifadenizi eğer bu kadar yanlış görüyorsak ben kitapçığın geri kalanlarına da inanmıyorum artık böyle bir durumda. İnandırıcını baştan kaybetmiş ifadeler içerdiğini buradan söylemek istiyorum. Şimdi iktidara mensup arkadaşlar şöyle bir şey kullandılar. Efendim işte biz iktidar olduk, 20 sene önce iktidara geldik. Bu ülke işte bizi 20 yıldır da iktidarda tuttu, tutmaya devam etti falan. Değerli arkadaşlar, sizin iktidara geldiğiniz dönemdeki söylemleriniz arasında işte enflasyonla ilgili mücadele edeceğiniz gibi bir takım ifadeler var mıydı? Vardı. Ve bu ülkede bir dönem enflasyon artık inandırıcılığını da kaybetti ama TÜİK verilerine göre tek hanelere kadar bir aralar indiğini kabul ederim. Bir aralar indiğini kabul ederim. Ancak son yıllarda ekonomiyle ilgili her attığınız adım artık bu ülkeye zarar verir hale geldi. Şimdi tek haneli enflasyonu geçmiş yıllarda arayın. Bugün enflasyon efendim %85 ortalama, gerçek enflasyonda %185'lere kadar çıkan bir durumda. Yani sokaktaki vatandaş bunun ne olduğunu aslında bilir vaziyette. Dolayısıyla bize hala yok tek rakamlı enflasyon, işte biz o nedenle iktidarda kalacağız falan. Bunlar inandırıcılığı kalmadı. Değerli arkadaşlar, iktidardan gidiyorsunuz. Bunu bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Sayın Bakan, biz sizi geçtiğimiz yıl bakan olduktan sonra plan bütçe komisyonu olarak davetiniz üzere ziyaret etmiştik. Ben bizzat kendim size bu kur korumalı mevduat sistemini sormuştum. Sayın Bakan, bu kur korumalı mevduat sisteminin maliyeti ne olacak demiştim. Siz de aynen şöyle dediniz. Ya çok önemli bir rakam olmaz dediniz. 30-35 milyar. Bakın ben sizin o gün söylediklerinizi o gün gibi hatırlıyorum. Ve ayrıca enflasyonla ilgili de dediniz ki şu an enflasyon %35'ler dolayında, Aralık'ta %40'lara çıkacak, sonra da aşağı inecek dediniz. Değil mi Sayın Bakan? O gün ne dediyseniz bugün hiçbiri tutmadı Sayın Bakan. Yani bu başarımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakın kur korumalı mevduat sisteminin bugünkü rakamlara göre, sizin vermiş olduğunuz rakama göre sadece hazineden çıkan para 91.6 milyar, vazgeçilen vergi de yaklaşık 20 milyar seviyelerinde, yani neredeyse 110 milyar seviyelerinde hazineye yük. Saklanılan bir de Merkez Bankası'na maliyeti var. Yani bugün ortalama bu verilere göre bakarsak sizin 30-35 milyar ne olacak gibi dediğiniz rakam bugünden 200 milyar dolayında Sayın Bakanım. Yani ülkeye vermiş olduğunuz maalesef ki böyle ciddi zararlar olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu sizin söylediğiniz ne kur korumalıyla ilgili tahminleriniz ne de enflasyonla ilgili tahminlerinizin maalesef ki tutmadığını açıkça görüyoruz Sayın Bakan. Bu da ekonominin, daha doğrusu şu 6 aylık süreçte
ülkenin ekonomiyle ilgili gidişatının daha da kötüye gideceğini maalesef ki işaret olarak karşımızda duruyor. Bütçemiz hayırlı olsun inşallah 6 ay daha zararlı işler yapmayın da gelince bizi fazla uğraştırmayın diyorum Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi sadece İbrahim Aydemir kaldı. Sonra soru cevaba geçeceğiz. O da bir iki dakika herhalde toparlayıcı.